Arkadaşlar merhaba. Sabah kalktım. Şöyle bir kafeslerin işlerini hallediyordum zaten. Etraf çok pis görüyorsunuz. Biraz ortalık karışmış dün anladığım kadarıyla. Şuradan, şuralardan görebileceğiniz gibi. Yerde kan var. Şimdi böyle bir durum neden olur? Ve nasıl bir çözüm yolu izlemeliyiz? Bundan bahsedeceğim. Kuşumuz elimde arkadaşlar. Yavru yeni yeme düşmüş bir bebek. Buna maalesef böyle gaddarca yaklaşmış dişilerimiz. Büyük ihtimal şu kremiyor dişimiz yaptı. O çünkü çok gerçekten öfkeli bir hayvan. Şuralarda da gördüğünüz gibi teller var. Büyük ihtimal bu arkadaş kendi bölgesinden bu tarafa ayağını uzatmış. Buradaki dişiler de bölgesini korumak için öyle bir karşılık vermişler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonuç kanla bitmiş. Hayvanlarda kan kaybı bu tarz durumlarda gerçekten sıkıntı yaratabiliyor. Şimdi birkaç çözümüm var. Size bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle elinizde birkaç malzeme olması gerekiyor. Şuradan malzememizi alalım. Öncelikle kuşumuzu şuradaki taşıma kafesimize bir koyalım arkadaşlar. Ki rahat erişebileyim. Bu taşıma kafesinde her zaman temiz peçeteyle altında hazır bulundururum. Hani durumun çünkü ne kadar ağır olup olmayacağını bilemiyoruz. Biraz pis etraf, kusura bakmayın tekrar. Şimdi burada benim tentridiyotum olacaktı. Bu okaliptüs yağı. Bu değil. Elinizde böyle malzemeler olsun arkadaşlar hep. Çünkü bakın hani ben masum masum uyuyordum. Sabah bir uyandım. Mantar kremimiz. Ama bir türlü tentridiyotu bulamadım. Tentridiyot olacaktı ama ben eminim. Olmazsa video çöp olacak arkadaşlar. Nasıl olmaz tentridiyotumuz? Şöyle biraz detaylı bakmam lazım. Tentridiyot. Bir dakika kesiyorum, hatırladım yerini şimdi. Dediğim gibi tripod yanımda değil. Batikonumuzu buldum. Bir sağlık durumumdan dolayı ben onu bir kullanmıştım. Bunu dökmeyiz umarım. Şöyle kulak pamuğuyla şöyle tutalım arkadaşlar. Tripodum olmadığı için gerçekten çok zorlanacağım. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu kaçırmadan. Şöyle bacaklarımın arasına sıkıyorum. Bakın neler çekiyorum görüyorsunuz. Size video çekmek için hepsi. Düşürürsem ne olur kusura bakmayın. Yaralı ayağı buldum. Bunu yapmasanız da olur ama bu genel prosedür arkadaşlar. Sonra temizlik yapacağız tabi. Kuşumuzun ayağını sıkıca tutuyoruz. Her yanını, özellikle kanlı bölgeyi tentridiyot diyoruz arkadaşlar. Şöyle daha net görürsünüz diye umuyorum. Beyin ısırıyor ama yani alışkınım artık. Yanıyordur canı büyük ihtimal. Batikon biraz yakar. Ama mikrop kaplaması için. Bu da ufak kardeşimize bir ders oldu. Bir daha heybetli, tecrübeli dişi ablalarının yanına yaklaşırken dikkat eder diye umuyoruz. Şimdi yapmamız gereken şey kafesin alt ızgarası var zaten. Kana nerede temas edebilir? Kanlı yerlerini bir temizleyeceğim arkadaşlar. Glikonex ile ilaçlayacağım. Dezenfekte önemli çünkü burada bakteri üreyebilir. Tüneyi çıkartacağım işte. Size son bir kere daha hani son halini gösteririm arkadaşlar. Sessiz! Bunlar da çıldırdı ya. Hiç beni dinlemiyorlar ki. Kızışmışlar arkadaşlar. Boş verin, onlarla uğraşamam şimdi. Tüneyimizi temizledik. Kafesimizin kanlı yerlerini sildim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kan kalmadı. Sadece dipte kan var. O da sorun olmaz dediğim gibi. Bu tarz durumlar arkadaşlar başınıza gelirse öncelikle panik yapmayın. Bunlar olağan şeyler. Sonuçta bunlar her ne kadar kişiselleştirsek de, şahıslaştırsak da, isim de koysak bunlar hayvan arkadaşlar. Hani hayvan laftan anlamaz, sözden anlamaz. Birbirlerine zarar verebiliyorlar böyle.
temennimiz birbirlerini öldürmemeleri, sağ şekilde şey yapmaları. Ölümcül kavgalar da olabiliyor ama ben daha önce hiç o kadar ilerletmedim durumu. Önceden müdahale ettim arkadaşlar. Kafesinizi güzelce temizledikten sonra batikonu da sürün. Baktığınız kanamalar devam ediyor. Her gün batikon sürebilirsiniz arkadaşlar. Bir zararı olacağını sanmıyorum. Batikon yoksa elinizde, daha önceki mantar videomdan da hatırladınız, teramisin göz merhemini kullanabilirsiniz. Yani antiseptik, antibakteriyel bir şeyler sürmeye çalışın. Mikrop kapmaması için. Mikrop kaparsa uğraşırsınız. Çünkü gerçekten şu an yaptığımızın hiçbir zorluğu yok bizim için. Kuşumuz da iyi durumda. Bunlar da pişkin pişkin bir arada duruyorlar. Böyle aralarına yeni kuş atarken falan dikkatli olun arkadaşlar. Yaşı ne olursa olsun, büyük bir kuş atsanız da, yavru da atsanız, böyle üçlü bir kuş birbirine alışmışsa ya da dörtlü bir kuş, beşli bir kuş, yeni bir kuş bir grubun içine girince o zaman biraz işler çığırından çıkabiliyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bunun bir örneği de erkekleri biz niye tek başına bırakıyoruz yuvalıkla beraber? Erkek kafese hakim olsun, dişi erkeği dövmesin diye. Erkek zaten dişi döverse, dişi boyun eğer de erkek nasıl boyun eğsin? Bu şekilde erkeğin hakim olması gerekiyor. O yüzden her zaman kafese sonradan eklediğiniz kuşları dikkatli seçin. Aynı kafeste olması var bile. Bakın arada bölme var. Bazen böyle ufak tefek sorunlar çıkabiliyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olursanız bana destek olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.